mühendislik fakültelerinden mezun kişilerin mesela kariyer haritasına baktığımız zaman %50-55 oranında, ki bu yüksek bir oran aslında diğer bölümlerle kıyasladığımızda, bir şekilde kendi alanlarında çalışıyorlar. Kendilerine yakın sektörlerde çalışıyorlar. Ama %45'i de başka sektörlerde veya ilgili sektörlerde ama bambaşka departmanlarda. Yani satış pazarlama sektör departmanında da çalışabiliyor. Yani bir teknoloji şirketinde çalışıyor ama satış pazarlamada çalışıyor. Mühendis olan bir arkadaş. Onun için yani mühendislerin tabii öyle bir açılım şansı da var. Şansı da var. Sağlık doğru. sektörü tabii biraz daha uzmanlık gerektiren, yani sağlık sektörü işte tıp okuduğunuz zaman aslında sektörünüz 3 aşağı 5 yukarı belli. Hemşireyseniz hemşiresiniz. Evet, ama tabii orada da şey var, yani gerçekten ciddi bir ihtiyaç olduğu için yani bence yine o kendi içinde de gerçekten halen talep görmeye devam tabii, edecek. Tabii. Hele dil bilen hemşire. Şu anda tırım tırım kurumlar dil bilen hemşire arıyor çünkü mesela. Çünkü bu sağlık sektörünün önemli bacağı da sağlık turizmi. Yani Türkiye'de ciddi bir sağlık turizm sektörü gelişiyor. Çevre coğrafyadan birçok hasta Türkiye'yi tercih ediyor. Yani bir takım tedaviler için bunu da gözlemliyoruz. Evet. Avrupa'dan da geliniyor. Hem çok iyi bir doktor ekibimiz var, hem de daha ucuz onlara göre. Avrupa'dan da çok hasta geldiğini biliyorum.